sana sağa dönüyor. 300 de olabilir, 400 de olabilir de. Sağa takip ediyorsun. Eğer orayı geçerseniz ya sağda bir kesme görüyorsunuz, geri gelmek lazım. Kaçıl. Kaçıl. Atla. Kızım atla ya. Sadıç var mı mesafesi? Buradan dereye kadar ineceğiz. Dereden sonra geçiş varmış köprü. Köprüden geçeceğiz karşıya. O köprü iki tane yan yana. Sonra sağa döneceğiz, bilmiyorum. Sonra sağa döneceğiz. 300 metre sonra şelaleye inen bir yer var. Tamam. Niye? Nereye gidiyor ki acaba? Şuradan 2 gram erik çal kız. Oo, değişik bir çeşme. Değil mi? Değişik, fotoğrafını çek. Özlem, fotoğraf işleri sende. Tamam mıdır? Burada ne var ki? Ha, köprü şurada. Dereye gidiyoruz, burası yukarı çıkıyor. O yüzden buraya gidiyoruz. Şurada köprü var. Köprüden karşıya geçtik. Ana. Oho, şu an yola bak. Başka motoru düzgün bir yere koyalım. Böyle çek şimdi, dur ya. Çektin mi? Çektim. Tamam. Allah Allah. Yani köprü çok değişik. Çok dar. Yani bir araç için değil burası ya. Yani bir yaya geçidi için yapılmış belli ki. Aşırı sinek var. Yani şöyle köprüyü biraz daha aşağıdan göstermek için ineyim bakalım. Bilmediğiniz yerlere gelmenin en güzel faydaları. Hiçbir şey bilmiyorsunuz ve muazzam şeylerle karşılaşıyorsunuz. Evet, köprü bu şekilde.
köprünün şöyle ayaklarının yanına doğru bir gideyim. Oğlum mantarlar, mantar değil mi bunlar ya? Ayaklara bak. Evet, bu köprü böyleydi. İlginç. Dayı diyor, neden geldiniz buraya diyor. Şimdi köprüye kadar gittik. Köprüden sağa döndük. Köprüden sağa döneceğiz. 200-300 metre, bilemedin 400 metre gideceğiz. Tamam. Ondan sonra aşağı şelaleye inen bir yol bulacağız. Ama 300-400 metre giderken iki tane çeşme gördük mü, bil ki yanlış geldin, geri döneceğiz abi. Hadi hayırlısı bakalım. Yılını bilmiyoruz tabi de. Çok eskiye mi dayanıyorduk, hiçbir fikrim yok. Ama güzel, dar. Burayı bu köprü sonradan yapılmış, belli, yeni bir köprü. Şöyle son kez bir daha göstereyim sizlere. Aslında buradan motorla gelsem mi diye düşündüm de çok riskli olacaktı. O yüzden hiç o riske girmeyelim. Yolumuza devam edelim. Buraya kadar herhangi bir sorun, sıkıntı, kaza, bela olmadan geldik çok şükür. Şimdi de şelaleye bir gidelim. Adam çok değişik yol tarif etmiş. İki tane çeşme görürseniz bil ki yanlış yola gelmişsiniz, geri dönün de. Hadi bakalım. Şimdi şelaleye inen bir yol bulmamız lazımmış. Bakalım bulabilecek miyiz? Yani varsa buluruz elbet ya. Veya bir uçuruma benziyor aşağısı. Yani bakamıyorum bile. İki sene önce kadar Bolu Yedigöller'e gitmiştim. Yani Yedigöller'in giriş kısmı da böyleydi aşağı yokuş inerken. Ha, muhtemelen burası. Buradan motorla inmek sıkıntılı. Bence motorları bırakalım, yayan devam edelim. Bundan sonrasını katırlarla mı? Şahin, gel. Ve muhtemelen de burası bayağı bir dermanen bir yeşilliğin içindesiniz. Geçilir, kendine güveniyorsan. We'll be right back.
Evet, şimdi motoru burada bıraktım. Hani tam bir yayan yürüyelim. Bakalım nerelere çıkacağız. Hiç bilmediğim bir yer. Yani insanı biraz ürpertmiyor değil açıkçası. Ama bakalım. Evet, şu anda böyle bir yere geldim. Sağım solum komple ağaçlıklarla kaplı ama bulamadım yani. Yok sanki. Yok gibi. Bir ihtimal şuranın arkasında olabilir mi acaba? Şimdi bir de şuralara bir bakayım. Evet, sanırım buldum burasını. Of, oldukça zor ama. Bakın burada kale duvarları var. Buranın bir de girişi olması lazım. Buradan değil. Evet. Kaleyi buldum. Kale burası. Şurası sur sanırım. Böyle geliyor. Şöyle duvarın yanına kadar gideyim. Burası Keçi Kalesi diye geçiyormuş. Ama hala kalenin giriş kapısını bulamadım. Çünkü tamamen ormanlık alan yani. Gidilmiyor. Biraz daha bir döneyim bakayım. Evet, şu an kalenin içine girdim. Oh, giriş buldum sonunda. Şurada bir açıklık arazi var. Bir baş tarafa doğru bir bakayım. Oh. Oo. Şöyle bir manzarası var. Gerçekten güzel ama sanırım bu benim olduğum yerde şu an. Çünkü yerden oldukça yüksekteyim. Muhtemelen kalenin duvarları buradan devam ediyordu. Şimdi şöyle içeriye doğru bir gidelim. Evet, burası da kalenin iç duvarları. Ama sanırım bir yapılı bina vesaire bir şey yok burada yani. Yani Keçi Kalesi diye boşuna dememişler. Çünkü gerçekten zirvede bir yer. Ve gelmesi... Ben motorla gelemedim zaten. Bir yere kadar geldim. Bir yerden sonra tamamen yayan. Artık yaşam olmadığı için tamamen ağaçlar sadece şeyler kaplamış. Burada başka bir şey yok. Kalenin duvarları. Muhtemelen burayı birçok kişi bilmiyor. Hani bu çevredeki insanlar biliyordur ama hani buraya gelmek zor olduğu için birçok insan tenezzül bile etmemiştir. Biz buraya kadar gelmişken gelelim dedik ama burası da aynı derecede. Şöyle manzarayı göstereyim size kalenin. Yani kaleden kalan pek bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok diyebilirim. Sadece etrafında şurada görmüş olduğunuz bir duvar var. Ve duvarı bir kısmını yani hemen hemen yarısını bir duvar çeviriyor. Yani kısımda var ama bu kısım tamamen bir uçurum mu diyeyim yani. Burası yani zaten giriş kapalı. Sanki şurada, şu yerin ortasında bir yol varmış. Şöyle. Bakın. Yani şöyle geldi. Yani tabii ağaçlarla kaplandığı için artık hiçbir şey belli olmuyor. Yani burada başka da bir şey yok şu an gösterebileceğimiz. Yani şöyle.
Yani muhtemelen tabii ki de burada bir insanlar yaşamış. Ama küçük yani burası çok. Bir kale olarak görülmemeli bence. Sanki böyle bir gözcü yeriymiş gibi geliyor. Yani daha önce gördüğümüz kalelere nazaran konuşuyorum. Yani burası biraz daha ufak. Şuradan da bir yol çıkıyor yukarı ama sanırım orada da bir şey yok. Herhangi bir yapı arıyorum aslında. Bir yapı bulamadım. Yani bunlar kaleden kalan bir şeyler mi diye bakıyorum ama yani taş bunlar, herhangi bir şey değil. Evet, şöyle. Burası bu kadar. Buradan da değil. Acaba ne taraftan gidiyoruz? Aa, şu ateş yaktıkları yeri gördüydüm, evet, gelirken. Tamam. Ya kalenin duvarları burada da. Döndüm, yine aynı yere çıktım. Neyse, biraz daha şöyle gidelim. Bakalım. Evet, yorucu oldu ama sonunda çıkışı buldum. O yerde yanan bir ateş vardı. Giderken dikkatimi çekmişti zaten. Dönüşte de tekrar onu buradan takip ederek yine şu alana çıktım. Burası tamamen bir yani ormanlık alan. Herhangi bir telefon çekmiyor. Keçi Ahılı diye geçiyor bu bölgenin adı. Yani yerleşim yerinde de ben 4 tane ev saydım. Ve 3-4 kişi anca gördüm. Başka da bir kimseyi görmedim. Şöyle yüksek dağlarla çevrili zaten burası. Ama kalenin olduğu yer tam şu ağaçların içinde kalıyor. Evet. Motorumu da buldum. Tamam. Gerisi kolay artık. Evet. Şimdi şu geldiğimiz yoldan geldim. Buradan motorla gitmek istemedim. Allah'tan da gitmemişim çünkü. Hiç gidebileceğim bir yer yoktu. Buranın ilerisinde ağaçlık bölgeler tamamen kapatmış zaten orasını. Bir kale var. Ama kalenin sadece duvarları var. Hani o duvarlar da herhangi bir mermer, sütun vesaire başka bir şeyden değil. Sadece bildiğin kayadan, kırma, taşlardan yapma bir kaleydi. Keçi Kalesi'ymiş adı zaten. Geldik, gördük. Şimdi geri dönüyoruz.